Haziran 2015 milletvekili seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 2. Bölge Ön Seçim Aday Adayı Sayın İsmail Emre Telci aramızda. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi sözü kendisine vereceğiz ama biz ayrılmadan kum saatimizi ters çeviriyoruz. Sayın Telci buyurun, söz sizin. Teşekkür ederim. Merhabalar, ben İsmail Emre Telci. 1986 tarihinde Artvin'de doğdum. Ortaokul ve liseyi Trabzon Akçabat Anadolu Lisesi'ni tamamlamanın ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdim. Bu okulu 2010 yılında bitirmemin ardından aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tezli yüksek lisans çalışmalarıma başladım. Şu an İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. 2007 yılında gerçekleşen genel seçimlerin ardından ortaokul sıralarından beri manevi olarak kendime ait hissettiğim Cumhuriyet Halk Partisi'nin Fatih İlçe Örgütü'nün üye olarak resmi bir şekilde siyasi çalışmalarıma başladım. Öncelikle Fatih Gençlik Örgütü'nde Gençlik Örgütü üyesi, 2008 yılında sayman, 2010 yılı ve sonrasında ise sekreter olarak görev yaptım. 2012 yılında oluşan Gençlik Örgütü Merkez Yürütme Kurulu'nun üyesi olarak Karadeniz sorumlusu sıfatıyla Genel Başkan Yardımcılığı görevini icra ettim. Aynı yıl kurulumuz tarafından kararı alınarak gerçekleştirilen Gençlik Örgütü Kurultayı'nın ardından herhangi bir görev almayarak partimizin sade bir üyesi olarak siyasi yaşantıma devam ettim. Parti hayatım boyunca partili arkadaşlarım ile birlikte örgütlü mücadeleye inanarak birçok çalışma gerçekleştirdim. Gençlik Örgütü üyesi ve yöneticisi olarak pankartlamadan yazılamaya, afişlemeden bayraklamaya, basın açıklamasından stand kurmaya kadar tüm örgüt emekçilerinin yapması gereken her şeyi arkadaşlarımla birlikte yaptım. Nihayet 2015 yılı genel seçimlerinde partimizin örgütlü gençliğini ve de hem bir avukat hem de eylemci olarak görev aldığım Gezi Hareketi'nin naçizane bir parçası olarak İstanbul 2. Bölge'den milletvekili aday adayı olmaya karar verdim. Şüphesiz bu kararımın alınmasında kendi isteğim haricinde partili partisiz tüm dostlarımın teşviki de etkilidir. Değerli üyelerimiz, size ülkemizin içinde bulunduğu durumu, yozlaşmayı, çürümeyi saatlerce anlatmak gibi bir niyetim yok. Bugün bu çatı altında olmanızın sebebi zaten bunları biliyor olmanız, yaşıyor olmanız ve vicdanınızın size bir şeyler yapmak zorunda olduğunuzu hissettirmesidir. Beni seçilebilecek bir sıraya taşıdığınızda eti daha ucuza almayacaksınız. Faturalarınız daha az gelmeyecek. Ya da gazetecilerin, aydınların, fikirlerinin süt sayıda hücrelerde çürümeleri son bulmayacak. Faili meçhuller o gün aydınlatılmayacak. Ekmeği daha ucuza almayacaksınız, suyu bedavaya içemeyeceksiniz. Beni milletvekili olmaya götürecek ilk adımı hep birlikte attığımızda, belki şu anda yanı başınızda bulunan, belki evde sizi bekleyen ya da şu anda olmasa bile ileride bir gün sahip olacağınız çocuklarınız ertesi güne daha iyi bir Türkiye'nin mümkün olabileceği umuduyla uyanacak. Size verebileceğim tek söz bu, çünkü benim tek sermayem dürüstlük. 68'in 78'in heyecanını yüreğinde taşımış ama 12 Eylül ihanetinde dünyaları karartılmış büyüklerim. Ben milletvekili olduğumda çocuklarınız o günlerin heyecanını yüreklerinin derinliklerinden tırnaklarının ucuna kadar hissedecekler. Tüm sokakların denizlere çıktığını, insanın eğer insanca yaşarsa varlığının bir anlamı olacağını hayatımız pahasına birlikte aykıracağız. Sevdiğimiz bu şehrin meydanlarını birlikte açacağız. Belki hepimiz aşklarımızı bu şehrin duvarlarına yazmamış olsak da o aşkların hatırına sevdiğimiz bu şehrin duvarlarına insanın insana kulluğunun biteceğini yazacağız. Bizim hikayemizi anlatan tarih kitabı da bu şehrin duvarları olacak. Mücadelemizin öfkesi, kavgamızın büyüklüğü, günden güne biriktireceğimiz umudumuzu ağacın yeşiline, denizin mavisine birlikte işleyeceğiz. Ve er ya da geç biz kazanacağız. Çünkü biz haklıyız ve kazanacağız. Yatağa aç giren milyonlarca çocuğun açlığını, ayaklarında ayakkabı olmadan karlı yollarda okula giden çocukların üşümesini iliklerine kadar hisseden yoldaşlarım, İsimlerimizi kimse hatırlamasa da bir zamanlar her şeye rağmen temiz, vicdanlı insanların da yaşadığını bilinecek olması bizim ödülümüz olacak. Söyleyecek sözümüz çok, gidecek yolumuz uzun. Aday adaylığı verdiğimiz ortak kavganın kendi adıma bir kilometre taşı. Bu mücadeleyi daha ileriye taşıyabilecek olgunluğa eriştiğimizi düşündüğüm için karşınızdayım.
Belki hiçbir şey kolay olmayacak ama her şey çok güzel olacak, söz veriyorum. 29 Mart'ta gerçekleşecek olan ön seçimde beni desteklemeniz, aday sıra numaram olan bir rakamını işaretlemeniz dileğiyle hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. Yolumuz açık olsun. Sayın Tercih, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bu vesileyle İl Başkanımız Sayın Murat Karayalçın'ın tüm aday adaylarımıza olduğu gibi size de başarılar dileklerini aktarmak isteriz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Buyurun.